Hello. Burayı yapmıştık, değil mi? Burayı da yaptık. Fine, Efe. Can't you? Evet, en son nerede kalmıştık? Biriniz yazabilir mi bana? Burada kaldık diye hatırlıyorum ama. Burayı bitirdik. Evet, buraya gelmemiştik. Burayı yapmıştık. Evet, yeni başlıyoruz. Buradayız, değil mi? Geçtim mi? Oops, sorry. Buradayız. Evet.
Eva is wearing a gray and pink demiş. Burayı yaptık diye hatırlıyorum ben. Bir açalım gene. Short, gray, short, pink trousers. Alt kısım değil mi? Bunu yaptık çünkü. Buradayız. Evet. Her glasses aren't big, aren't small. They are big. My boots are not new. Benim botlarım yeni değil. They are old. Eski. The clothes shop isn't closed. It is open. Burayı da yaptık. His t-shirt isn't clean. It is dirty. Anna's socks aren't short. Anna'nın çorapları kısa değil. They are long. Tamam. Burayı da yaptık. Buradayız. Ben burada olduğumuzu hatırlıyorum zaten. You can open or close a... Evet. Açar ya da kapatırsınız görsele göre. Door. Open your book. Kitabınızı açın dediğine göre. Letter, harf, line, çizgi, page de sayfa. Tabii ki de page olacak. You can write. Yazabilirsin. Paper, kağıt. Değil mi? Dizide yellow pencil rengini vermiş burada. Evet. Sue's bag. Sue'nun çantası on the, bakın çanta burada. On the masanın üstünde, floor yerde, board tahta, tabii ki de yerde. Floor olacak. The teacher is, where is the teacher? Tahtanın in front of. Evet, önünde. Nick is, bakın tutuyor. Reading okuyor, holding tutuyor, writing yazıyor. Holding tutmak. What is that? You know it. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Tablet. Okay. This is our okul, school'umuz. Çoğullarda ne geliyordu? There are five paintings on the wall. Duvarda beş tablo var derken. There are. Yoklama da alıyorum bu arada. Bakın birinci de karışık harfleri hem eşleştirdik, doğrusunu yazacağız. Paper. Değil mi? Paper yani. Diğeri iki kitaplık. Bookcase. Number three. Number three. Pencil. Four. Window. Number 5, tablet. Number 6, desk. Number 7, eraser. Number 8, pen.
Harflerini yazalım. G, A, F, B, C, H, D, E. Okay. What is this? A, B, C. Can you sing? Söyleyebilir misin diyor. Can you see the alphabet? You can draw line. What is this yellow one? Sarı olan ne? Ama burada istedi. This is a book. Number three. What is the? What are these crayons? Kaç tane boya kalemi var? You can draw a line. Çizgi çekebilirsiniz. With a ruler. Cetvel ile. Have you got a computer? What color is the door? Kapının rengi nedir? The girl is writing letters. Harfleri yazıyor on the board. Let's go to the playground. Oyun alanına gidelim diyor. Vallahi mi? Süper. TV'de. Ne zaman idi lan? Bugün de itibaren. Hadi gözleri aydın. Evet, yazdınız mı çocuklar? Oley! Özledim sizi ya. Valla. Burnumda tütüyorsunuz. Hey, haberiniz olsun. Çok özledim. Evet. Şimdi bu bölüme bakalım. Yes or no? These are rubbers. Bunlar silgiler. Yes. Evet, az kaldı, buluşacağız. İngilizce kursu açılıyor. The ruler is blue. Cetvel mavi. No. You can see an apple in front of the book. Kitabın önünde bir elma görebiliyoruz. Hayır, kitabın on the. Yes. The kids are in the classroom. Çocuklar sınıfta. Yes. You can see a big green board on the floor. Büyük yeşil tahta görebilirsiniz. Yerde demiş. No. Eva is painting. Eva, yes. Resim yapıyor. Tom is playing a game on his tablet. Yes. There are some books on the desk. No. Evet, açılacağız. (Gülüyor)
Evet. Şimdi bunları da yerine yerleştireceğiz. Pictures, resimler, classroom, sınıf, games, oyunlar, alfabe, sayılar, sıra ve bilgisayar. Bir bilgisayar evinizin içinde veya nerede olabilir? Akraba kelime. Sınıfta değil mi? Classroom. Is it on a table? O bir masada mı yoksa sırada mı deriz, değil mi? Desk. There are the letters. Harfler vardır. Nerede harfler var? Alfabede. Ve 0 ile 9 dediğine göre rakamlar, numbers. You can learn with it and draw beautiful, güzel resimler çizersiniz. Children, çocuklar oynamayı sever. Ne sever oynamayı? Games. Yani başlığımız bilgisayar. Evet, bitti. Şimdi 10.'dayız. Hadi bakalım. In his bedroom is sleeping, değil mi? Uyuyor. Where is the cat? The cat under the table. This is a bedroom. You can see a lamp behind the. Lambanız nerede? Burada bakın. Neyin arkasında? Sofa. Değil mi? Evet. Evet, emoji atmayınız lütfen. Donmuyor. Sizin internet hızınızla alakalı bir durum. With her. Oynuyor dediği için. Doll, değil mi? My toys, benim oyuncaklarım in the box, kutunun içerisinde. You can take photos, fotoğraf çekebilirsiniz with a camera. Nerede yaşıyor? Pardon, özür dilerim. How many people? Okay. What is this? This is a mirror. Okay. Here is our hall. Bu bizim girişimiz. Evet. Evet, eşleştiriyoruz şimdi. Kitchen, mutfak hatırlıyorsanız, değil mi? Hatırlıyoruz hep beraber. Five, bathroom, banyo. Two, living room, oturma odası. One, dining room. Three, garden. Seven, hall, giriş, salon. Six, giriş yani. Bedroom'da yatak odası.
Tamam mıyız? Şu an ben yoklamaları tamamladım da. Evet. This is an armchair. No. Number two, this is a chair. Okay, tamam. Okay, tamam. Tamam, tamamdır. Sadece siz. Ben link atıyorum. Link atıyorum. Okay, this is a chair. Yes. These are clocks. Bunlar saat mi çocuklar? No, this is a radio. This is a radio. No, this is a lamp. Yes, this is a flower. No. This is a rock. Yes. Kilim çünkü. These are mats. Bunlar paspaslar mı? No. Evet. You can see, what is that? You can see. Küvet derken ne diyorduk? Bath. Küveti nerede görebiliriz? Yine bathroom, banyoda. There are lots of beautiful, görsel nedir çocuklar burada? There are lots of beautiful çiçekler, flowers.
In our garden. You can see a, what is this? Duvara asılan saat. Clock. Nerededir? On the wall, duvarda. The armchair is in the living room. We eat at a table in the dining room. Biz diyor ki yemek odasında masada yemek yiyoruz. You can see a rug kilim on the floor. Yerde, değil mi? Bir kilim görebilirsiniz. You can see sleep in a bed. In a bedroom. Evet. Evet. Burası bir oturum şey yemek odası diyor. Now the armchair is purple. Tekstil koltuk mor. Yes. The painting on the wall. Duvarda bir tablo var. No. The television is on the big table. Televizyon büyük masanın üzerinde. Yes. There is a mat on the floor. Yerde bir paspas var. Yani şu sarı olan yeri diyor. Bekleyelim bakalım. Window is open. Cam açık mı? No. You can see a small yellow ball on the floor. Siz diyor küçük sarı bir top görebilirsiniz. No, we can't see. Hayır, göremeyiz. Çocuklar haftaya dersi bitireceğim. Yani bitiyor, az kaldı. On biri de yapalım, dersi bitirelim. Tamam mı? 12, 13 ve 14. derslerimiz haftaya. Tamam. 11, şimdi 11 yapacağım. Tamam, bekliyorum. 11 yapacağım. Bir dakika. Neredeyiz? Evet. On iki, on üç, on dört. Haftaya bitecek dersimiz. Tamam mı çocuklar? Dersimiz. Normalde zaten Mayıs'ın 15'inde bitiyordu ama biz derslerimizi uzattık. Bakın, kitaplar bitti, yeni kaynaklara geçtik. Şimdi elinizdeki kağıtlara bakın. 14 ünite olması lazım yani. Tamam mı? Hayır, bitmedi. Şu an 11.'yi yapıyoruz. Elinizde herkesin 14 ünite var, değil mi? Evet, burayı da yapalım. Haftaya da 14'e geleceğiz ve derslerimiz bitecek. Hayır, şu an değil. Haftaya pazartesi bitiyor dersler. Tamam mı?
Evet. 11'i açalım bakalım. You can draw or paint a, çizebilir ya da boyayabilirsiniz. Neyi? Pictures. Picture, resim. You can play baseball with a, baseball oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Tamam Nefes'cim, o zaman geri kalanını buradan gelip alırsınız. Tamam, çekeriz fotokopisini. You can play baseball with a bat. Sopa. Bat sopa demek. Hugo likes riding. Erkeklere ne geliyordu? Onun derken ne diyorduk erkeklere? Hayır, raket değil Halil Emre o. Tenis sopasına ya da beyzbol, tenisse raket, beyzbol sopasına bat deniyor. Evet, aferin. His gelir. Evet, do you like doing? Ne yapıyor bu çocukların hepsi? Bizde de renkli çıktı, yok üzgünüm. Biz de buradan renkli gösterebiliriz. Do you like doing sport? Sefa'cığım hoş geldin. Sefa Emre. Do you like doing sport dedik. Sport, benim favori sporum is, my favorite sport is, what is this? Soccer ya. Bakın futbol demiyor da soccer diyor. Okay. What is this game? Bill is good at. Bill iyi diyor. Neydi iyi çocuklar? Bu hangi spor dalı? Bakın. Farklı bir şey bu değil mi? Bakın ters böyle paraşüte benziyor top. Biz bunu öğrenmiştik. Sefa'cığım. Bizim üçüncü sınıflarımızda bir Sefa'mız var. Sefa Emre. İsimler benziyor oğlum birbirine. Yani isimlerim hepimizde var aynı isimler. Değil mi paşam? Hadi bakalım. Olsun. Sen de hoş geldin diyeyim. Sen dersin başından beri varsın. Oğlum ben sizi anlıyorum. O misafirimiz şu an. Evet. Bill is good at badminton. Okay. Ben is blah blah the ball. Ben topu ne yapıyor? Bakın ben bunları size anlatmıştım. Kick, tekmeyle atmak. Throw, atmak. Hit de sopayla vurmaktı. Bakın buradaki eylem elle olduğu için topu atıyor. Throwing. Enstrümanların önüne aniden açıldı bu. I can play guitar very well. I can play the guitar. Evet. My father has got a, babamın bir ve denizde çok balık yakalar diyor. Görsel denesi var. Aslında burada olta demesi lazım. Değil mi? Both. Evet. Eva şarkı söylemeyi sever derken de singing. Badminton, çocuklar badminton diye yazılıyor. Badminton diye okunuyor. Lütfen bu çok çıkar, sınavlarda da çıkar. Onun yazılımına dikkat edin lütfen.
Evet, burası bitti. Gelelim buradaki sporlara. Evet, bu görseldeki, bakın az önce dedim ya, top paraşüte benziyor ters paraşüte diye. Çok popüler olan ama yeni yayılan bir... Evet Zeynep'ciğim, ben de şu an velilere yazacaktım. Geç kaldım. Evet, what is this? Badminton. Number two. Bu işte tenis, değil mi? Ama burada şöyle yapmış, table tennis olarak değil, normal tenis olarak vermiş. Three, basketball. Okay. Table tennis. Number five, football. Cemre, senden bu hareketi bekliyordum. Bekleyin. Sizi çok seviyorum ya. Mustafa'cığım tamam. Bakın arkadaşların yazamıyor. Evet. Number 6. Okay. Number 7, baseball. Number 8, bu da skateboarding. Mustafa'cığım sen de bir kontrol et bakalım. Doğru mu? 1, badminton. 2, tenis. 3, basketball yazmışsın. 4, table tennis. Okay. Evet, şimdi önemli olan bunların. Catch, throw, bounce, kick. Bunlar çok önemli. Çok heyecanlandım şimdi burada. Görselleri görüyorsunuz değil mi? Bak bu kick, tekme. Bu C bölümü, yani burada eşleştireceğimiz throw, yok şey bu bounce, sektirmek. Bu throw, bu da hit, vurmak. Evet, bakalım bakalım şimdi. B harfiyle başlayan bounce, sektirmek. Siz sektirebilir, atabilir, throw and catch. Bu oyunda topu yakalayabilirsiniz. Hangisi o? Thank you.
Evet. Bu da kick. Sonra throw. Tekme atar ve atabilirsiniz diyor. Burada da you can throw. Atamazsın. You can throw atabilirsiniz. Vurabilirsiniz. Catch. Yakalayabilir. Sopayla topu yakalayabilirsiniz diyor. You can hit a small yellow ball. Küçük bir topa raketle vurabilirsiniz diyor. O zaman oyunlara bakacak olursak. Sektirebilir, atabilir ve topu boyunda yakalayabilirsiniz. Basketbol. Vurabilirsiniz diyor. Ve topu atabilirsiniz. Denizli. Futbol. Bakın burada da sopayla nedir? Hokey. Atmak, vurmak, yakalamak ve sopayla topu yakalayabiliyorsunuz. Diğeri de raketle olduğu için küçük sarı topu. Bu da tenis oluyor. Evet, artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz galiba. Evet, son sayfa. Haftaya 2 ünite kalıyor ve dersimiz artık kış dönemi burada sonlanmış oluyor. Haftaya lütfen dersimi kaçırmayın. Son 12, 13, 14. 3 tane işleyeceğiz. Evet. 12, 13, 14. Bu 11. 2 tane işleyeceğiz. Bitecek sonra. Evet, burada isimlerimiz var. Tony, Ben, Tom, Jack, Lucy ve Nick. Bunlar ne yapmayı seviyorlar? Ne yapıyorlar mesela? Lucy'ye bakalım. Lucy likes reading. Lucy okumayı seviyor. Ne okumayı seviyor? Burada ne alabilir? Fotoğraf olmaz, uçurtma olmaz. Funny stories. Eğlenceli hikayeler okumayı seviyor. Ben. Where is Ben? Ben. This is Ben. Yes. Ben can take good photos with his camera. Kamerasıyla fotoğraflar çekebiliyor. Three. Tony's favorite sport. Tony'nin favori sporu basketball. Yes. Tom has got. Where is Tom? Yes. Nesi var bunun? Yeni bir skateboardu var. Okay. Nick likes. What is this? What does he like? Neyi seviyor? Balık tutmayı. Jack likes flying. Jack uçmayı. Uçurtmayı yani. Jack likes flying his kite in the park. Evet, bunları da kategorize edecekmişiz. Renkler, hayvanlar, kıyafetler, yiyecekler ve sporlar. Renklere bakalım şimdi. Brown, green, white, purple. Tamam. Animals. Bunları yazalım. Siz bir doldurun bakalım doğru çıkacak mı? Ben geliyorum hemen. Thank you.
Sorry. Yes, guys. Yes, clothes, kıyafetler, food, sports. Doğru mudur hepsi? Jellyfish, deniz anası. Tiger, kaplan, donkey, eşek, bir arı. Kıyafetlerde çizmeler, elbise, şapka, gömlek. Ekmek, lime da misket limonu demekti. Sports, ha pardon, lime, misket limonu, kivi, pea, bezelye, tenis, soccer, badminton and hockey.
Evet. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Evet. Haftaya son günümüz, pazartesi günü. 12. ünite oyuncaklar. Sonra ulaşım araçlarıyla beraber. Ve genel tekrar var ve sonra sayfamız bitiyor. Tamam. Haftaya ünitelerin hepsi bitiyor yani. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Cambridge sınavı da büyük ihtimalle Ekim ayında olacak. Tamam mı? Biz tekrar sizinle Eylül ayında şey yapacağız, görüşeceğiz yani. Sınav için bir hazırlık yapacağız. Hadi bakalım, hoşça kalın.